Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dual döngüsünden bahsedeceğim. Öncelikle while döngüsünden farkını bahsedeyim. Aslında çok bir fark yok ikisi arasında. Sadece bir defa olarak şarta bakmaksızın çalışıyor dual. Yani şöyle, biz while döngüsü yaptığımızda, şu şekilde yazalım hemen bir örnek olarak. Şu şekilde. İşte echo. Şakir'e çay yok yazsın. Şuraya şartımızı belirtiyorduk, değil mi? Sayaç diyelim şuraya. Büyük 10 olsun. Şuraya da sayacımı belirteyim. Eşittir 1'den başlasın. Ve her defasında sayacımı 1 arttırıyorum. Bu şekilde basit bir örnek yapalım. Şimdi buradaki örnek diye bakacak. Sayaç. Ondan küçük mü? Küçük. Çünkü 1 verdik sayacımıza ve burası işleyecek ve sayaç 1 artacak. Dual'da ise olay şu şekilde işliyor. Bu şekilde yazıyoruz. While kısmına yine şartımızı yazıyoruz her zamanki gibi. Yazalım buraya. Sayaç büyük 6 olsun. Hatta tam tersi olsun. Ben de diyorum ki sayacım şunu. Evet. Ben diyorum ki sayacım 5 olsun. Sizce bu çalışır mı? Şimdi sayacım 5. 5 6'dan büyük mü? Hayır. O zaman benim işlem bu sayacımın işlememesi lazım. Ama bende şöyle bir şey var dual'da. Ne olursa olsun ilk önce do kısmı bir defa çalışmak ister. Yani dual'ın tek farkı bu. Yani ben buraya echo bu sayaç bir defa çalışacak dediğimde bu sayaç bir defa çalışacak. Bakalım. Şunu şöyle silelim. Buraya ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi bir defa çalıştı ama sayaç 5 ve 5 de 6'dan büyük değil. Çünkü bir defa çalıştı ve durdu. Eğer benim sayacım tam tersi şöyle olsaydı ve şunu da 1 yapalım. Bu sefer de farklı bir şey olsun. Şöyle yapalım. Her seferinde sayacın değerini de yazsın. Hatta sayaç. Şakir'e çay yok olsun yine. Şuraya geldiğimizde her defasında sayacımızı 1 arttırsın. Biraz satıra da insin. Hatta şöyle BR tekil de atalım. Evet. Şuraya kapatmamışım. Evet arkadaşlar. Şu an sayacım 5 defa döndü. Ama aslında while kısmı 4 defa çalıştı. Neden 4 defa çalıştı? Şimdi zaten bir defa do kısmı çalışıyor. Bir kere oradan çalıştı. Geri kalan 4 kısmını while çalıştırdı. Çünkü sayacım 1 echo çalıştı. Yukarıdan aşağı doğru bizim çalışma prensimiz. Sayaç 1 echo çalıştı. Sayacı 1 arttırdı. Sayacım ne oldu? 2. Baktı. 2 6'dan büyük mü? Değil. O zaman buraya bir daha geldi. Sayacım çalıştı. Ekom çalıştı. Sayacım 3 oldu. Şimdi while ikinci defa geldim. 3 6'dan büyük mü? Değil. Yine aynı şekilde 4 geldi. Sayacım 4 oldu. Sayacım 6'dan büyük mü? Değil. 3. kez çalıştı. While kısmı. Ve son defa 5 olduğunda geliyor. While kısmı 5 6'dan büyük mü? Değil. Ve 6. da 6 olacağı için bir dahaki geleceğinde burası çalışmayacak tekrar. Artık döngüden tamamen çıkacak. Yani bu şekilde çalışıyor arkadaşlar dual. İlk olarak do kısmı bir defa çalışmak ister. Yani çalışır. O yüzden eğer mesela bir işte ne bileyim header kısmı veya sitemizde yapacağımız herhangi bir kısım ilk defa çalışmasını istiyorsak ve geri kalan kısmını şartımıza bağlı çalışmasını istiyorsak dual bizim için çok işe yarayan bir fonksiyon. O yüzden arkadaşlar dual'ın arasındaki fark da budur. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.